Üstadın Ebu Talip için cehennem içinde hususi cennet meselesini nasıl anlamalıyız? Üstad Hazretleri mektubatta 28. mektubun sonunda en sonunda bu hususa karşı sorulan soruya cevap mahiyetinde önce bir orasını okuyalım. 8. nükte diyorsunuz ki amcası Ebu Talib'in imanı hakkında esah nedir? Ebu Talip Efendimizin amcası, onun imanı hakkında esah dedi en sahih. Yani sahihler var. Demek ki bu mevzuda çok farklı görüşler var. Ama en sahih olanı, esah dediği en sahih olanı nedir diye bir soru var. Üstadım bu yerini okuyayım. Sonra bazı şeyler söylemek istiyorum. El cevap, ehli teşeyyu imanına kail. Yani Şialar, Ebu Talip imanlı ölmüştür. İmanlı olduğu için de öbür alemde cennete gidecektir diyorlar, diyor üstad. Bu da normal zaten. Hazreti Ali'nin babası da cehenneme giderse olmaz yani. Şöyle uzaktan baktığınız zaman meseleye ehli teşeyyühünün, şialarla alakalı birkaç ay önce bir sohbet yapmıştık. Fakat ehli sünnetin ekserisi, demek ehli sünnet içinden de az sonra aktaracağım kimler olduğunu söyleyeceğim. Demek ki ehli sünnet içerisinden de Ebu Talib'in imanlı öldüğü ve ehli cennet olduğu görüşünde olanlar da var. Fakat ekserisi, ehli sünnetin de ekserisi imanına kail değiller. Bir kısmı imanlı demiş ehl-i sünnetten de, bir kısmı ekseriste imanlı değil. Fakat üstad diyor ki benim kalbime gelen şudur. Ebu Talip Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın risaletini değil, şahsını, zatını gayet ciddi severdi. Bu mevzuda tarih kitaplarında, hadis kitaplarında anlatılan hususlar var. Beyhaki'nin Delail'in Nübüvvesinde kaynak vermişler. Var. Onun o gayet ciddi, şahsi şefkati ve muhabbeti elbette zayiye gitmeyecektir. Efendimizin şahsını sevme, muhabbeti bile Allah onu zayi etmez. Burada şöyle bir şey aktarmak istiyorum. Ebu Leheb de Efendimizin amcası biliyorsunuz. Ebu Leheb'i öldükten sonra rüyasında görmüşler. Bu ciddi kaynaklarda anlatılır. Ebu Leheb bu aleyhinde sure nazil olmuş yani. Bedir'de mağlup olunca kahrından ölmüş 7 gün sonra Mekke'de. Ebu Leheb ve Bedir'e giden müşrik ordusunun bütün maddi gücünü o temin etmişti. Yani bu kadar da kendine göre küfürde inat ve cömert bir adam. Rüyasında Ebu Leheb'i görmüşler. Demişler ki nasılsın? Öbür alem nasıl gidiyor? Demiş vallahi pazartesi günleri demiş. Şöyle bir kabrimden bir delik açılıyor. Artık bu manevidir. Biraz güneş geliyor, biraz da su geliyor, rahatlıyorum demiş. Sebebi nedir diye sorduklarında demiş ki bana yeğenin doğdu. Muhammed isminde bir çocuk dünyaya geldi, yeğenin dediler. Erkek çocuk. Ben de sevincimden o gün bir köle azat etmiştim. İşte onun hatırına azat ettiğim bir köleden dolayı herhalde onun mükafatını görüyorum dedi Ebu Leheb. Ebu Leheb gibi küfrün başı bir adam, Efendimiz daha yeni doğmuş, onun adına bu kadarcık yaptığı bir iyilik boşa gitmiyorsa, Ebu Talip Efendimiz 8 yaşında iken devraldı. Abdülmuttalib ölünce ve peygamberliğiyle Efendimizin yani Efendimiz 59 yaşındaydı o zaman. Yok. 49 yaşındaydı o zaman. Yani 47-48 sene Ebu Talip Efendimiz'i himaye etti. Bağrına bastı, düşmanlarından korudu. Ve Efendimizin şahsını ciddi seviyordu. Öyleyse Cenab-ı Hak
onun yaptığı bu hizmetleri ve bu muhabbeti de şahsına karşı da olsa, risaletine karşı olmasa da Allah bu muhabbetleri asla ve kat'a boşa götürmeyecek, zayi etmeyecektir. Üstadın bir tespiti bu. Evet, ciddi bir surette Cenab-ı Hakk'ın Habibi Ekrem'ini sevmiş ve himaye etmiş ve taraftarlık göstermiş olan Ebu Talib'in Efendimiz'e iman etmemesi inkara ve inada değil. Belki hicap. Yani şimdi bu fıtri bir şeydir. Aşağıdan gelen bir teklifi yukarıdaki kabul etmez. Babasının, yani çocuk babasına bir şey anlatsa, çocuk yani işçi patronuna anlatsa olmaz yani. Onun için utancından ve bir de asabiyeti kavmiye. Yani ölürken de Ebu Süfyan, Ebu Leheb toplandılar. Ölürken eğer yeğeninin dinine girersen Mekke kadınları seni ayıplarlar. Bak bak, ölümden korktu da yeğeninin dinine girdiler. Böyle bir utanç vesilesi. Bu cehenneme gitse de Ebu Talip, çünkü cennete gitmenin ana şartı Allah'ın ilkesi bu. Allah'ın sırat-ı müstakimi bu. Cennete gidebilmek için şirksiz ölmek ve imanla ölmek gerekir. Ama bu ilkeye ters hareket etti. Yani Ebu Talip imanla La ilahe illallah diyerek ölemedi. Onun için cehenneme gitse de diyor üstad, yine cehennem içinde bir nevi hususi cenneti onun hasenatına mükafatan halk edebilir. Cenab-ı Hak yaratır. Bu mevzuda Buhari'nin Menakıbül Ensar'ında da bir rivayet olduğu kaynağını vermişler. Nasıl kışta bazı yerde baharı halkettiği ve zindanda uyku vasıtasıyla bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi hususi cehennemi hususi bir nevi cennete çevirebilir demiş. Üstadım, bu mevzudaki tespitleri bunlardır. Şimdi bu mevzuyu birazcık kaynaklarıyla beraber hafif açmak istiyorum. Evet, biliyorsunuz Ebu Talip, evet, 8 yaşında Efendimiz onun himayesine girdi. Fakirdi, mütevaziydi. Onun için babaları Abdülmuttalip, yeğeni Muhammed'i, torunu Muhammed'i kime teslim etse, diğer zengin evlatları da vardı ama onlara vermedi. Mesela Ebu Leheb de istedi o zaman ama vermedi. Çok mütevazi ve fakir, yumuşak olduğu için ona iyi davransın diye Ebu Talip'e verdi. Ebu Talip 8 yaşından aldı. Nübüvvetin 10. senesindeydi aslında. Şibe Ebi Talip'ten sonra. 3 sene boykot hadisesi sürdü. Boykot hadisesi bitmişti aslında artık. Ebu Talip evine dönünce duydu ki amcası Ebu Talip ölüm döşeğinde. Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayet var. Çok net hatırladığım. Efendimiz koşarak gitti Ebu Talip'in başına. Çok yalvardı. Çok ama dedi, ya ammi. Kul ya ammi la ilahe illallah eşhedü leke biha indallah dedi. Amcacığım etme, gel ne olur bir la ilahe illallah de, sana şehadet ederim, şefaat ederim ahirette demek. Aslında bir insan ölürken başında la ilahe illallah, la ilahe illallah denir. Sen de denmez. Ya demeyeceğim derse. İkincisi, bir de bu telkini yapanın o sekerattekinin nazarında sevimli birisi olması lazım. Sevmediği bir adam gelir tam önemli bir anda la ilahe illallah telkin eder. Onu sevmediği için, o dediği için demez. O da sonucu onu kötüye götürebilir. Onun için ama Efendimiz burada istisnai bir şey yaptı. Dedi, amca gel etme ne olur de dedi. Yani la ilahe illallah de, bir defa duyayım ben. Ahirette şehadet eder, şefaat ederim. Çok yalvardı. İşte bu Süfyan, Ebu Leheb, Utbe, Şeybe. Bak bak, yeğeninin dinine girdi diye Mekke kadınları seni ayıplarlar dedi. Ebu Talib'in en son sözü şudur. Buhari ve Müslim'in ittifakla naklettiğine göre
Ene milleti Abdülmuttalip dedi. Ben Abdülmuttalip'in dini üzereyim. Eski dönem, şirk dönemine ait bir cümle ile ve Efendimiz Aleyhisselam öyle yıkıldı ki, öyle yıkıldı ki, perişan oldu ki, La estağfiranne leke mâ lem ünhe anke ya ammi dedi. Ey amca, Allah nehyetmediği müddetçe senin için tövbe istiğfar edeceğim. İçinde bir kuşku vardı, yani şirk, yani imanla gitmedi diye, Allah yasak eder belki diye, ama daha yasak gelmedi. Allah yasaklamadığı sürece senin için tövbe istiğfar edeceğim ya amca dedi ve anında yasaklayan ayet geldi. Tövbe suresi 113. ayet. Bu ayet çok önemli. Mâ kâne linnebiyyi vellezîne âmenû en yestağfirû lilmüşrikîn velev kânû ulî kurbe min bâdi mâ tebeyyene lehum ennehum ashabul cahîm. Diyor ki ey Habibim, akraban dahi olsa sana ve müminlere yaraşmaz, yakışmaz. Tövbe istiğfar etmek, müşriklere tövbe istiğfar etmek yakışmaz. Velev akraban dahi olsa, ashab-ı cahim olduğu kat'i olduktan sonra sen tövbe istiğfar edemezsin ayeti. Yani bu Ebu Talip'le alakalı bir ayet olarak söylenir. Ve Efendimiz de zaten o zaman cenaze namazı kıldırma var mıydı bilemiyorum ama cenazesinin başında bulunmadı. Kabristanlığa gitmedi ve oğlu Ali'ye dedi ki götürürsün şöyle bir yere, şu şekilde de, daha Mekke dönemiydi, defnedersin dedi. Bugün Mualla, Cennetül Mualla denen Mekke kabristanlığında medfundur ve Ebu Talib'in de durumu budur. Şimdi bununla alakalı Efendimiz'den gelen şöyle bir rivayet var. Ey Allah'ın elçisi, Hazreti Abbas sordu. Hazreti Abbas da yani Efendimiz'in amcası, o da Ebu Talib'in kardeşi. Hazreti Abbas dedi ki ey Allah'ın elçisi, amcan Ebu Talib'e herhangi bir şeyle yarar sağladın mı? Senin ona bir faydan oldu mu, olacak mı? Çünkü o daima seni korur, senin için düşmanlarına karşı öfkelenirdi dedi. Efendimiz Aleyhisselam, evet o şimdi dibi topuklarına kadar olan ateşten bir çukurun içerisindedir. Çok dikkat çekici bu. Müslim rivayet ediyor bu hadisi şerifi. Bir de Hindi'nin Kenzül Ummalinde var. Yani cehennemde en hafif azap Ebu Talib'in olacak. En hafifi de şu. Ayağımızın altında şöyle iç tarafta bir çukur vardır. Oraya akkor kadar küçük bir ateş konulur ve onun şiddetiyle beyni fakırdar. En hafifi bu. İşte bu da Ebu Talib'in azabı olacak. Yani Efendimizin ona faydası ne olmuş? Ateşten bir çukur içinde topuklarına kadar, ben olmasaydım muhakkak cehennemin en derin çukurunda olacaktı buyurdu. Ve buna benzer o kadar çok hadisi şerif var ki, bir 5-6 hadis-i şerif daha aslında kaydettim ama meseleyi daha uzun etmenin bir manası yoktur. Sahih bir hadis-i şerifte şu da var. Ateş onlardan, yani cehennemliklerden bazılarının topuklarına kadar, bazılarını dizlerine kadar, bazılarını oturağına kadar, bazılarını da boğazına kadar saracaktır. Amcam Ebu Talib'in ateşi ayağının altında kalacaktır şeklinde ifade etmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu İbn Hacer-i Askalani vardır. Çok önemli bir üstattır bu. Kafirlerin azaplarının derecesi farklı farklıdır der. Resulullah'ın bereketi hürmetine Ebu Talib'in azabının hafifletilmesi ona mahsus bir durumdur diyerek Ebu Talib'in hafif bir azaba maruz kalacağı ama cehennemlik olduğu şeklinde, üstadın yaklaşımı çok güzel. Cenab-ı Hak cehennem içinde bile onun için hususi bir cennet yaratabilir.
kışta baharı yarattığı gibi diyerek, yani bunlar tabii Kur'an ve sünnet ölçülerine göre meseleyi almışlar. Yoksa hiç kimse kendi hevesine göre istediğini cennete, istediğini cehenneme göndermeye hakkı yoktur. Bizim böyle bir hakkımız, böyle bir selahiyetimiz yok. Hiç kimsenin yok. Ancak Allah ve Efendimiz Aleyhisselam bunları söyleyebilir. Binaenaleyh ümmette, üstad'da, ulema'da, İbn Hacer'de vesaire bu meseleleri anlatırken, yani ayet ve hadislerin verdiği ölçülere dayalı olarak anladıklarını bize söylüyorlar ve bizler de sadece onları nakletmiş, intikal ettirmiş oluyoruz. Hocam İnşallah cennete gider. affedersiniz efendim. O zaman üstadımız yani bütün hadis-i şerifleri derleyip toparlayıp onlardan çıkardığı bir netice olarak bir özel hususi cennet yaratabilir. Tabii. Yani o topuğundan da o zaman o ateşten de azat olmuş gibi mi Olabilir düşünmeliyiz? yani, çünkü az önce arada Ebu Leheb'le alakalı anlattığım bir vaka da vardı. Bu İslam tarihinde İbn-i Sa'd'ın tabakatında da geçer, İbn-i Hişam'ın siresinde de geçer. Böyle pazartesi günleri küçük bir su, bir güneş geliyor, rahatlıyorum diyor yani Ebu Evet. Leheb. Efendimizin dünyaya şeref kudüm buyurmasından dolayı bir köle azat etmenin mükafatı bu olursa, yani 40 küsur Efendimiz sevan, sene devamı seven 40 küsur sene Efendimiz Aleyhisselam'a hem de hizmet eden, oluyor. sahip çıkan bir zat, tabi yani olabildiğince hadisleri zorlayarak Ebu Leheb hakkında iyi şeyler düşünmüşlerdir. O zaman şöyle bir şey de akla geliyor hocam. Hem siz zaten size dinlendirmiş olayım. Estağfurullah. Yani cehennem içerisinde bile olsa hususi bir cennet yaratabileceğine göre Cenab-ı Hak öyle bir durum zuhur ederse inşallah diyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi peygamberler peygamberi birisi mesela amcasıyla görüşme imkanı yarattır mı Cenab-ı Hak? Olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü bu bütün sahabe-i kiramın hep rikkatine dokunmuştur. Mesela hocam da bunu anlatır ya, Mekke fethinde Hazreti Ebu Bekir babası Ebu Kuhafe'yi yakaladı. Gel dedi, iman et dedi. O ana kadar. Hem amaydı o. Maddeten hem de manaya karşı ama. Aldı, getirdi babasını Efendimizin huzuruna, dedi ya Resulallah, babam Ebu Kuhafe iman etmek istiyor. Efendimiz zarafetle dedi ki, zahmet buyurmuşsunuz yani, ihtiyarı ayağımıza, biz ayağına giderdik. Neyse, telkin etti ve Ebu Kuhafe iman etti. Hazreti Ebu Bekir'e bir ağlama tuttu. Hıçkıra hıçkıra, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Gitti böyle ileride bir yere yıkıldı kaldı. Efendimiz dedi ya Ebu Bekir, baban Ebu Kuhafe iman etti. Sevinmeli değil misin? Dedi ya Resulallah, babam yerinde amcan Ebu Talib'in olmasını arzu ederdim. Yani demek Efendimiz bunu bir nübüvveti boyunca ara ara zikretmiş, ağlamış. Bir Ebu Talib'in imansız gitmesine, bir de Uhud'da Hazreti Hamza'nın şehit olmasına, sokakta giderken bile oynayan çocuklara Efendimiz senin adın ne? Hamza derse oturur ağlarmış yani. Çocuğun adı Hamza. Hamzam diye sarılırmış, ona ağlarmış yani. Bu ikisi önemli. İkisi de amcası tabii. Hazreti Hamza da ve Ebu Talip. Efendimiz bir ömür boyu ağlamış. Üstad olabildiğince şartları zorlayarak, tabii ayet ve hadislerin ruhundan, yoksa keyfine göre olmaz yani bu işler. Bu sonucu söylemiş. İnşallah cehennem içinde İnşallah. bile onun için bir cennet yaratır. Allah'ın kudretinden ve hikmetinden, rahmaniyetinden uzak değildir. İmansız gitti mi işi zor yani. Onun için imanlı olmaya, imanlı ölmeye bütün gücümüzle gayret sarf etmeliyiz.